Evet, herkese hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar dilerim. Yine Gelecek Bilim'de Twitch kanalında bir araya gelmiş bulunduk. Bugün benimle beraber yayında Ufuk da sizlere seslenmiş olacak. İngilizce çalışmamız da bize yardım edecek. Hoş geldin Ufuk. Hoş buldum. İyi akşamlar herkese. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Bugün bomba gibiyim. İngilizce öğrenmeye çok aç bir şekilde bekliyorum. O zaman senin bu açlığını dindirecek güzel bir haberim var. Nedir hocam? Yaklaşık 20 soruluk YDS'de çıkmış veya çıkması muhtemel hem isim hem sıfat hem zarf hem işte zamir bu tip kelimelerden çok güzel bir quiz hazırladım ve bunu QuizKit'e entegre ettim. Böylelikle bizi izleyen arkadaşlarımız da çalışmamıza iştirak edecekler, soruları cevaplayabilecekler. Yarışabilecekler. Bence eğlenceli bir yayın olacak. Sen soruları görmedin. Soruları ben hazırladım. Sana da o Soruları anlamda ben görmedim. yarışman için teşvik ediyorum. Sen de bir yandan katıl. Evet hocam, ben de Tamam. bugün Her birinci sorudan sonra olabilmek için. her sorudan sonra ben doğru cevap ve yanlış cevaplar üzerinden de bütün kelimeleri irdeleyeceğim. Yani bugün vokabülleri çalışacağız. Gramere biraz mola veriyoruz. Perşembe günkü çalışmamıza da YDS denememizden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım chatimizde bir gelişme var mı? Şu an için herhangi bir akış yok. Biraz bekleyelim. Zira Merak test etme. yapacağız. Birçok arkadaş katılırsa Katılırsa daha daha zevkli, daha zevkli, daha eğlenceli eğlenceli geçecek. geçecektir. Beklerken şundan bahsedelim. Gelecek Bilim'de gönüllüler arıyoruz. Bizimle birlikte yayın, yazı gibi, reji gibi, editörlük gibi yapmak isteyen arkadaşlarımız olsa gelecekbilimde.net'ten gönüllü formunu doldurarak aramıza katılmalarını, gelmelerini bekliyoruz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım onlara. Tamam, teşekkür ederiz hatırlatma için. Şimdi ben Şimdi QuizKit'i başlatacağım. Şu ana kadar hiç QuizKit arayüzüyle ilgilenmemiş, onu ne ilk kadar defa görecek görecek arkadaşımız varsa, bu arada arkadaşlar. sesim yankı yapıyor yine. Görecek Arayüzüyle arkadaşımız varsa, bu arada sesim yankı yapıyor yine. bir dakika hocam, hemen Arayüzüyle çözüyorum arkadaşımız onu. varsa. Sana zahmet, yani onu bir şey yapalım. Evet, chatimizden bugün hiç şey alamadık. Arkadaşlar nasılsınız? Bir selam verin, bir geri besleme yapın. Ses nasıl, görüntü nasıl? QuizKit sizin ekranınızda çıktı mı? Yapılandırmasını zira unutmayın. Katılmak isterseniz quizimize. Atiyasi dostumuz bizle beraber. Merhaba, iyi yanına demiş. Hoş geldin Atiyasi. Bugünkü quizden de bir önceki quiz gibi senden yüksek performans ve birincilik iddiası bekliyoruz. Bugün soruları yapay zekaya falan hazırlatmadık. Çatır çatır ben hazırladım. Ufuk orada mısın? Hani sana da şey yapmış olayım. O hayal sesin yankısıyla uğraşıyor. Oturduk soru hazırladık arkadaşlar sizin için. Doğru cevap, yanlış cevap. Hepsini inceleyeceğiz. 22 tane soru hazırladım. Doğru cevabıyla, yanlış cevabıyla 88 tane kelimenin üzerinden geçmiş olacağız. Hepsi de dediğim gibi YDS'de çıkmış veya çıkması, aynı şekilde YÖK dilde buna dahil, çıkmış veya çıkması muhtemel kelimeler olacak. QuizKit'te herhangi bir sorun yaşayan arkadaşımız var mı chat'te katılacak arkadaşlardan? Eğer öyle bir sıkıntı yaşayan, onu yapılandırmayı hala şu an çözen ya da çözemeyen arkadaşlar için bir süre daha bekleyebiliriz. Birkaç dakika sonra quizimize başlayalım istiyorum. Ufukçum, sen hallettin mi ses işini? Evet, Ufuk. Tamam. Birazcık daha az yankı yapması gerekiyor sesin. Bakayım konuşayım. Bakayım konuşayım. Yok. Yani yine aynı şekilde Yani yine yankı aynı şekilde yapıyor. yankı Ben yapıyor. seni Ben Discord'dan seni alayım. Discord'dan alayım. tamam, istiyorum Tamam. abi. Evet arkadaşlar, chatten de bize bir yazın kimler burada, Atiyasi yoklamayı verdi, diğer arkadaşlarımızdan da yoklamayı alalım. Yayında absürt bir sessizlik olsun istemiyorum zira. Şu an Ufuk'u da yayına alabilmek açısından Discord'a çektik.
Bu arada yine gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa Discord'umuzdan alabiliriz. Şu an sesim daha iyi geliyor olması lazım hocam. Tamam, en azından yankı yok. Sen yayını nereden izleyeceksin? Twitch'ten kendin açıyorsan ki öyle yapman lazım QuizKit'i de kullanabilmek için. Ben Açtık mı hocam? Şu an sesim birazcık daha iyi geliyordur tamam, diye sesin düşünüyorum. yayına gidiyordur da ne şekilde gidiyordur bilmiyorum. Chat'ten arkadaşlarımız bununla ilişkin bize de birine bilgi verirse sevinirim. Ufuk'un sesi arkadaşlar nasıl yansıyor? Chat'tekiler sizden bu konuda destek alalım. Evet, yavaştan başlayalım. İzleyici sayımız yeter sayıya ulaştık. Bir izleyicimiz bile olsa biz bu yayını yapacağımız için. Şu an ben 8 veya 9 izleyiciye çıktı şu an. Onları bekletmeyelim. Şu an quiz'i bekleyen arkadaşlar da tekrar yayını açanlar için söylüyorum. Quiz kiti yapılandırın. Ekranınıza fareyi getirdiğinizde çıkacaktır. İsminizi de yazın veya nickname'inizi de yazın. Böylelikle sıralamada kimler ilk üçte, birincilik için kimler yarışıyor görürüz. Bakalım nasıl olacak, biz de başlatalım. Çok da vakit kaybetmeyelim. Hazır mısın Ufuk? Başlatıyorum. O Barış bizle beraber yarışabilecek miyim? Hazırım Selamlar hocam. demiş. Yarış Barış, sen de görmedin soruları zira. Yapabileceğini düşünüyorum. Gecikme olabilir Twitch ile bu Discord arasında. Çünkü Discord'dan birebir duyuyorsun şu an beni. Hadi bakalım. Tamam hocam, soracağım. Başlattım. Arkadaşlar, testimizde büyük harflerle yazdığım kelimenin İngilizce karşılığını, eş anlamlısını arıyoruz. Quizimiz bu şekilde gidecek. Ne kadar erken işaretlerseniz, doğruysa o kadar çok puan, yanlışsa yine o kadar çok puan ya size verilecek ya da sizden alınacak. Bilmiyorsanız boş bırakmayı tercih edebilirsiniz. Bunu da ben size hatırlatmış olayım. İşaretledin mi Ufuk? Hocam ben ekranı görmedim. Quiz kitimi güncelledim ama şu an ondan. Bakayım, sen o zaman bir soru gecikmeli geleceksin. Dört arkadaşımız cevap vermiş bu soruya ve doğru cevap vermişler. Bakalım kimlermiş bu dört arkadaşımız. Her soruda da soru bazında kelimeleri ve şeyleri inceleyeceğiz. Yanlış cevapları, doğru cevabı. Evet, Draw with Mild 17.000 puanla bu soruya en yüksek puan alarak cevap vermiş oldu. Yine Atiyasi 13.000'de. Contestant 4 and Contestant 8 de ilk 4'ün içerisinde. Arkadaşlar, sizler de nickname'inizi veya kendi isminizi yazarsanız daha güzel olur. Şimdi şöyle yapalım. Ben bir tık yansıtayım bunu. Diyordu ki vulgar language is not appropriate in a workplace. Zaten 4 arkadaşımız da rude cevabını işaretleyerek doğru cevabı vermiş oldu. Rude burada kaba, nezaketsiz, edepsiz manasındaydı. Vulgar da aynı şekilde kaba, hoyrat, basit. Yani kaba bir dil iş yerinde uygun düşmeyecektir cümlesinde doğru cevap olarak rude olarak işaretlediniz. Informal, gayri resmi demek. Tekrar ekrana yansıtalım diğer kayıttan izleyecek arkadaşlar için. Refined, hani Türkçe'de de rafine diye geçmiştir. Hani ince işlenmiş, arıtılmış, rafine. Biz burada daha olumsuz bir anlamda. Subtle ise muğlak, belli olmayan manasında, hemen göze çarpmayan içinde de saddle kelimesi bu şekildeydi ilk sorumuz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Bakalım confidentially kelimesinin sinonimi, eş anlamlısı hangi adverb aşağıda? Diyor ki, Jock told me confidentially that he was in favor of radical changes in the existing curriculum. Süremiz doldu. Bakalım kimler doğru cevap verdi. İlk sorumuza dört arkadaşımız yanıt verme şansı buldu. Bu soruda cevap verenler sayısı umarım artmıştır. Evet, yine dört arkadaşımız doğru cevabı verdi. İki arkadaşımız boldly'e gitti. Confidentially, gizli manasında, saklı manasında. Diyor ki, Jack told me confidentially that. Jack bana gizli olarak söyledi ki, he was in favor of
onun in favor of, hani yanında olduğu, onun lehinde olduğu bir durum varmış. Neymiş bu? Radical changes in the existing curriculum. Yani mevcut müfredatta radikal değişikliklerden yana olduğunu Jack bana gizli olarak söyledi. Confidential yerine in secret'ı da kullanıyoruz. Confidently, emin bir şekilde manasında, bunları da tekrar yanlış cevap olacak şekilde yansıtalım. Umarım ekranın şeyine gelmiyordur, quiz kit şeyine gelmiyordur. Confidently, kendine güvenerek, emin olarak. Boldly, cesurca manasında, to boldly go, cesurca şey yapmak, gitmek. Mesela Star Trek hayranları bilecektir. Unequivocally ise hani kesin olarak manasında, yanlış cevaplarımız arasında yer alıyordu. Doğru cevabı zaten arkadaşlarımız da vermiş oldu. Tekrar hızlıca quizimize devam edelim. Bakalım bu soruda puanlar ne şekilde oldu? 7 numaralı yarışmacımız 16.401 puanla hızlı bir giriş yaptı. Atiyasi ve My Blood Flows şarkı. Blows. Neymiş ya? Okuyamadım. My Blood Flows Harshly 3. sırada. Totalde yine Atiyasi birinciliği aldı. Drovit Mild ve My Blood Flows Harshly ilk üçteler. Bu kontestantlar, lütfen kendinize nickname ve de isim verin. Güzel güzel isimlerinizi burada zikretmiş olalım yayında. Sorun var mı ufuk bu noktaya kadar? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok hocam şu anlık. Tamam, bir sonraki soru geldi. Diyor ki, transport account for 25% of carbon dioxide emissions in the UK and this figure is steadily rising. Account for'un eş anlamlısını arıyoruz. Yine bir miktar kolay bir soru ama account for fiili de yine YDS, yok değil gibi sınavlarda karşınıza çıkması muhtemel kelimeler listesinde. My blood flows harshly demiş ki, my blood yeterli hocam. Yok, Nicky'nin hakkını vereceğiz uzun uzun. My blood flows harshly demeyi tercih edeceğim bir süre. Takatim yetmediği yerde my blood deriz, teşekkür ederiz. Bakalım account for için arkadaşlarımız neyi öngördüler? Bir arkadaşımız doğru cevap vermiş. Is responsible for. Sorumlu olmak, sebebi olmak gibi manasında burada. Raises'a iki arkadaşımız çeldirici şıkkı gitmiş. Bir arkadaşımız da amount for demiş. Dört arkadaşımız cevap verdi. Robert Mild, Atiyas'a yanlış cevap vermiş. Ufuk, sen bu soruya yanlış cevap vermişsin. 7 numaralı yarışmacımız da aynı şekilde. Robert Mild böylelikle birinciliği ele almış oldu. Bu soruyu da bir şöyle inceleyelim isterim. Ulaşım diyor ki, karbondioksit emisyonunun %25'lik kısmından sorumludur. Account for. Burada onu da ben size şöyle ekrana yansıtayım çevirisini. Sorumlu olmak, bunun sebebi olmak, açıklamak. Zaten soruyu okurken de bahsetmiştim. Doğru cevabımız bu anlamda is responsible for olacaktı. Raises yükseltmek manasında, belki hani karbondioksit emisyon oranı görünce arkadaşlarımız bunu tercih etti ama çeldirici şıktı. Raises yükseltmek, burada %25 arttırdı gibi bir ifade yok. Triggers tetiklemek manasında. Amounts to da ekranda yansıtalım. Onun yekunu olmak, onu tutmak manasında. Yani %25'ini tutar değil, burada ulaşımın, yani transport'un responsible for olduğunu görüyoruz. Account for'un karşılığı olarak. Evet, remove edelim. Hemen hızlıca devam edelim next question'dan. Bakalım. Bir sonraki soru. Dördüncü sorumuz. Daha 18 sorumuz da var. Büyük harflerle yazılan kelimenin eş anlamlısını arıyoruz yeni açan izleyicilerimiz için. Diyor ki, his inventions have earned him wide acclaim. Bakalım acclaim kelimesi, acclaim adjective'inin karşılığını, noun'un karşılığını ne şekilde bulacağız? Diyor ki, onun icatları ona ne kazandırmış bakalım. Acclaim ne demekmiş? Reputation, recognition, support and commendation cevaplarımızdı. Üç arkadaşımız recognition demiş, tanınırlık manasında. Ama yanlış cevap o. Commendation olacaktı. Bunun da bir şöyle
Öncelikle kimler? Drovid Mile doğru cevap vermiş. Veysel Atiyasi ve Unexpected Egg. Buna yanlış cevaplar. Unexpected GG yanlış cevaplar vermiş. Drovid Mile 53 bin puanı yükselerek birinciliği domine etti. Hemen bu soruyla alakalı cümlemize bakalım. Diyor ki onun icatları ona. Şimdi acclaim arkadaşlar siz recognition demişsiniz. Recognition tanınırlık. Kabul manasında idi. Buradaki acclaim ekrana yansıtalım. Geniş bir övgü kazandırdı manasındaydı. Burada beğeniden ziyade hani övgülü beğeni acclaim. O yüzden farkı var recognition'la. Karşılığımızda commendation olacaktı. Yine övgü ve takdir beğeni manasında. Bu soruyla alakalı bana sormak istediği bir durum olan varsa arkadaşlarımızdan chat'e yazabilir. Chat'ten de bakabiliriz. O zaman hızlıca devam edelim. Soru yok gibi duruyor. Ekranı temizledim. Next question dedik. Breaking his leg a second time put John's football career into jeopardy. Bunu dizi film izleyen arkadaşlar aşinadır jeopardy kelimesine. Into jeopardy. Bakalım ne manaya geliyor. İşaretledim mi Ufuk? İşaretledim hocam. Tamam. Cevabı gösterelim. Dört arkadaşımız doğru Geçen cevap. soruyu Evet, şey danger yapmıştım. demiş. Sen hangisini işaretledin? İki arkadaşımız da yanlış cevap Ben olarak uncertainty. sen Uncertainty. Burada jeopardy yani bu kalıp şöyledir. Put something into jeopardy. Yani bir şeyi tehlikeye sokmak manasındadır. Çevirdiğimizde hani breaking his leg a second time. Yani bacağını ikinci kez kırması John'un futbol kariyerini tehlikeye soktu manasında. Uncertainty bu manada yanlış olacak. Bir şık. Turmoil, karmaşa manasında. Bunu ekrana her defasında yansıtmak biraz zor oluyor benim için. Olmazsa şıklar üzerinden gideriz. Ben size şöyle bir hazırlık yapmıştım ama. Hani uncertainty ben senin için şöyle ekrana yansıtayım. Kararsızlık, şüphe, tereddüt manasındaydı. Bizim burada aradığımız kelime danger olacaktı. Jeopardy'nin karşılığı olarak put something into Jeopardy. Bir şeyi tehlikeye sokmak. Turmoil, bu yanlış cevaplara da bakalım. Turmoil, karmaşa, kargaşa. Manası hatta hengame diye de eski Türkçe güzel bir karşılık göstermiş oldu. Commotion, bak ona bakalım. Commotion. O da yine turmoil'in bir eş anlamlısı olarak karmaşıklık, telaş manasında imiş. Bizim burada aradığımız doğru cevap danger idi. Bayon Cap gelmiş. Hoş geldin Bayon Cap. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Geç kalmadın. Quizimize sen de hemen iştirak edebilirsin. Şu an yaklaşık 12 seyircimizle birlikte çok güzel devam ediyoruz. Drovid Mild yine 18 bin puanla bu soruda birinci. Atiyas ikinci. Veysel üçüncü olmuş. Totalde Drovid Mild artık koptu gidiyor. 72.500 puanda. My Blood ikinci. Atiyasi üçüncü. Unexpected GG ve Vodkaman devam ediyor. Barış, Veysel ve Ufuk da amansız takiplerini eksi puan seviyesinden de olsa devam ettiriyorlar. Evet, 6. soruya geldik. Daha 16 sorumuz daha var. Yeni gelen arkadaşlar toparlayabilir. Diyor ki, the decision to strike was unanimous. The decision to strike, orada A yazmayı unutmuşum. The decision to strike was unanimous. Buradaki strike, grev kararı. The decision to strike, grev kararı was unanimous. Bakalım unpredictable mı? Uncontested mı? Anticipated mı? Unpopular mı? Hemen bakalım bu durumda 3 arkadaşımız uncontested demiş. Burada anonymous oy birliği manasında arkadaşlar. Yani uncontested da sinonim. Yani itiraz eden olmadı, buna itiraz gösteren olmadı gibi birebir bir çeviri yapabiliriz. Unpredictable tahmin edilemez. Unanticipated umulmayan, unpopular da popüler olmayan, ünlü olmayan manasına geliyordu. Uygun cevabımız, sinonimimiz uncontested yani anonymous oy birliğiyle herhangi bir çekince olmaksızın grev kararı alınmış olacak idi. Bakalım My Blood bu sefer 5000 almış. Bayon Cap 5.
İkinci olmuş Unexpected GG'de. Kusurda üçüncü olmuş. Totalde Drovid Mild'ın birinciliği devam ediyor. My Blood ikinciliği korudu. Atiyasi de üçüncülükte. Bir sonraki soruya geçelim. She vehemently denied. She vehemently denied any involvement in the conspiracy. She vehemently denied any involvement in the conspiracy. Bakalım doğru cevap intentionally mi? Apparently, strongly, previously. Ufuk, bu arada sorun olursa hiç şey yapma. Senin soruların üzerinden de geliştirebiliriz. Vallahi hocam ben kelimede ne kadar eksik olduğumu gördüm biraz. Bu quiz'i biraz bu yüzden yapıyorum. Çünkü YDS YÖKDİL kelimeleri çok gıcıklardır. İşte hepsinde de eksik çıkınca mantıya attım. Tamam. Beş arkadaşımız vehemently'in şiddetli, güçlü manasına gelen bir adverb olduğunu tespit etmiş ve doğru işaretlemiş. İki arkadaşımız intentionally ve apparently'ye gitmiş. Intentionally kasıtlı olarak, apparently açık olarak, previously önce manasında ama strongly burada vehemently'in sinonimi, eş anlamlısı. Diyor ki bu conspiracy neydi? Bu kurguda, bu şeyde kurguya dahil olmayı reddetmiş ama ne şekilde reddetmiş? Vehemently denied. Yani güçlü bir şekilde conspiracy'nin gerçekten şu an Türkçesi aklıma gelmiyor. Utanç verici bir durum. Komplo. Tamam. Komplo diyebiliriz. Kime geliyor? Komplo teorisi, conspiracy theory. Bu soruda genel ve doğru bir cevap verildiği için çok üzerinde durmamıza gerek yok. İlk üç soruda Veysel Atiyasi, My Blood. Totalde Drovid Mild, My Blood ve Atiyasi devam ediyor. Bioncap sonradan geldi. Dördüncülüğe yerleşti. Bu deme demek oluyor. Geç gelseniz daha iyi. Quiz kit. Daha çok sorumuz var. Yarışma amansız geçecek. Kontestant 16. 8. de. Sen de arkadaşım lütfen nickini veya ismini yazarsan sana da isminle ya da nickinle seslenmiş olalım. Evet, bir sonraki sorumuz geliyor. Genel olarak bu sorudan sonra konuşalım. 8. sorudan sonra bir konuşalım. Diyor ki global warming will cause a drastic economic calamity if it is not addressed urgently. Bakalım calamity'nin eş anlamlısı ne? Catastrophe, rebound, annihilation, incentive. Genel olarak soruların, yani testin, soruların, kelimelerin, cümlelerin zorluğu ya da kolaylığı açısından bana bir geri bildirim yaparsanız arkadaşlar chatten sevinirim. Yani güzel mi, yeterli mi, çok aşırı mı zor? Genelde anladığım kadarıyla arkadaşlarımız doğru cevapları veriyor zaten. Bir sonraki test için sizin görüşleriniz de benim önemli. Drovid Mild güzel kelimeler demiş. Teşekkür ederim. Dediğim gibi YDS'de çıkmış ya da çıkması muhtemel listelerde bulunan kelimeleri seçmeye çalıştım. Evet, 6 arkadaşımız calamity'nin katastrof yani felaket anlamına geldiğini tespit etmiş. Bir arkadaşımız incentive demiş. Kelimeleri bir şöyle üzerinden geçersek diyor ki yine global warming will cause a drastic. Buradaki drastic, soru kökündeki drastic, şiddetli, sert. Sert bir ekonomik felakete sebep olacakmış. Küresel ısınma ne diyor ama eğer it is not addressed urgently. Yani acil olarak ilgilenilmezse, acil olarak ele alınmazsa bu konu global warming çok sert ekonomik bir felakete, yani calamity, bir diğer deyişle catastrophe. Annihilation, içinde nihil var. Hani annihilation, yok etme, imha etme manasında, imha manasında olacaktı. Incentive, teşvik, özendirme, dürtme gibi anlamları var. Rebound, rebound ise basketboldan da aşina olduğumuz gibi bir şeyin geri tepmesi, sevmesi, yankısı gibi bir ifade olacaktı. Burada doğru cevabımız catastrophe. İyi, bakalım. Skorlarda nasıl bir durum oldu? Veysel 17.000 puanı cebe koydu. Drovid Mild sorular tam benlik dedi. İkinci Bioncap'te iddiasını sürdürüyor. Üçüncü bu soruda genelde de Drovid Mild'a yaklaşıyor. Yavaş yavaş My Blood, Atiyasi, Bioncap ve Veysel de ilk üçü zorluyorlar. Devam edelim bir sonraki soru. 9. sorudayız. Daha 13 sorumuz daha var. When they refused to allow our exports into their country, we retaliated by putting tax on their goods. Their goods kısmını almamış arkadaşlar. Biraz uzun bir soru oldu galiba.
When they refused to allow our exports into their country, we retaliated by putting tax on their goods. Bakalım retaliated ne manaya geliyor? Siz dostlarımız cevabınızı verirken biz de bekleyelim. Evet, biraz bu soru takipçilerimizi üzdü. Bir arkadaşımız acted, iki arkadaşımız went ahead, bir arkadaşımız proceeded. Ama bir arkadaşımız da doğru cevabı. Bakalım Ufuk, bu kelimeyi telaffuz etmek ister misin? Orada mısın Ufukcuğum? Doğru kelimeyi mi? Evet. Evet. Biliyor musun evet. Telaffuzunu? Biraz bakış zordur. İnşallah klip almaz. Reciprocated. Reciprocated. Bak, reciprocated. Tekrar diye anlatıyorum. Reciprocated. Hani recipe gibi başla şey. Yaklaşmışım. Hani bir daha oku bakalım doğru telaffuzdan sonra. Reciprocated. Doğru telaffuzu tam duymadım hocam. Bir daha şey tamam. Yapar mısınız? Reciprocated. 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 Evet. Ben bir ufak C fazladan koymuşum bu arada. O şeyimizde yanlış olmuş bu soru anlamında. Yani reciprocated, o C orada olmayacak. Diyor ki onlar bizim mallarımızın kendi ülkelerine ihracını yasakladıklarında biz de onların mallarına vergi koyarak karşılık verdik. Burada retaliated, karşılık vermek manasındaydı. Doğru cevap da reciprocated olacaktı. Acted, davranmak manasında, buraya uymuyor. Went ahead, go ahead'den zaten şey yapacağız. Devam etmek, sürdürmek manasındaydı. Burada malların kendi ülkelerine girişinin engellenme durumu olduğu için onlar da vergi koyarak bir karşılık vermişler. Proceeded de uygulamaya devam etmek, ilerletmek manasındaydı. Doğru cevabı bir arkadaşımız vermiş oldu. Hemen devam edelim bir sonraki kelime ile. Skorları da bir gösterelim. Yarış amansız gidiyor. Delay, DDR, Five da bizle beraber bu soruda. İlk defa ismini gördüm. Totalde ilk üçte bir değişiklik yok ama puanlarda bir miktar yakınlaşma ben sezinledim. Evet, next question, devam edelim. He said he was a wealthy businessman, but it subsequently emerged that he was a swindler. He said he was a wealthy businessman, but it subsequently emerged that he was a swindler. Bakalım subsequently eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisi? Inevitably mi? Previously? Later? Immediately? Bence çoğu arkadaşımız bu soruda doğru cevap verecektir diye düşünüyorum. Yine YDS adverblerinden birisidir. Subsequently. Evet, dört arkadaşımız later diyerek doğru cevap vermiş. Buradaki subsequently'yi en güzel ne şekilde cümlenin içinde düşünebiliriz? Sonradan, arkasından. Diyor ki kendisini zengin bir iş insanı olduğunu söylemişti. Fakat sonradan ortaya çıktı ki it subsequently emerged that ortaya çıktı ki he was a swindler. Buradaki swindler de üçkağıtçı manasında, dolandırıcı manasında. Yani aslında zengin bir wealthy businessman, zengin bir iş insanı değil. Ortaya çıkan onun bir dolandırıcı, bir üçkağıtçı, bir swindler olduğu ortaya daha ne zaman çıkmış? Daha sonra, subsequently. Inevitably, kaçınılmaz olarak manasındaydı yanlış cevaplarımızdan. Immediately, biliyorsunuz zaten hemen, şimdi, şu an. Previously de later'ın antonimi, yani zıt anlamlısı, öncesinde manasında bir kelimeydi. Zaten doğru, genel doğru yapıldı bu soruda. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Aynı anda birçok şeye basmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Yavaş ilerleyebiliriz. Vodkaman bu soruda birinci. My Blood ikinci. Draw With Mild üçüncü. Bakalım genelde durum nasıl? Yine Draw With Mild, My Blood ve Atiyasi yarışmada iddialılar. Ama rahat değiller. Arkadan Bayonkev, Vodkaman ve Unexpected GG de geliyor. Evet. Şimdi yaklaşık 10 soru, 11 soru gibi çözdük. Ortasına gelmiş oluyoruz. Belki 11. soruda bir ufak mola veririz. Sizlere de söz verelim. The government has rigid laws about paying taxes. Bakalım rigid laws. Rigid ne manasında? Strict, comprehensive, numerous veya lax.
Hükümet vergiler ödeme hususunda bakalım ne tür yasalara sahipmiş? Arkadaşlarımız bu yasaların ejektivini bulabilecek mi? Hemen doğru cevabı göstereyim. 5 arkadaşımız strict, rigid. Yani rigid Türkçe'de de kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Katı yasalara sahipmiş. Comprehensive işaretlemiş 2 arkadaşımız. Comprehensive kapsayıcı manasına geliyor. Numerous çok sayıda. Lax ise strict'in zıt anlamlısı. Gevşek veya çok ciddiye alınmayan diye de bir ifade kullanabiliriz burada birebir çeviri yapacağımızda. Doğru cevabımız strict olacaktı. Bu soru bir tık bence kolaydı cevaplamanız açısından. Bakalım kimler puan kapmış. Atiyasi 18.000 puanı cevapmış. MyBlood 16.000 puan. Veysel Lane 16.000 puanla ilk üçte bu soruda. DrawitMind'la MyBlood arasındaki fark şu an için 30.000 puan kapanmayacak gibi değil. Drawit bir yanlışına bakar. Atiyasi üçüncülükte devam. Botkaman Bioncap'te yine ilk beşin içerisindeki arkadaşlarımız puanlarını arttırıyorlar. Handikapları belki sonradan yayına yetişmek olmuş olabilir. Evet, ilk 11 soruyu bitirdik. Bir 11 sorumuz daha var. Quiz nasıl arkadaşlar? Öncelikle bir şeyinizi alayım. Görüşlerinizi alayım. Bu manada bana söylemek istediğiniz bir şey varsa sizin görüşleriniz önemli. Not alacağım onları. Kelimelerle alakalı bu kelime, quiz ait kelime, soru ve kelime listesini Gelecek Bilim'de Discord kanalında English Club'da bulabileceksiniz. Daha sonradan göz atmak ve çalışmak isteyen arkadaşlarımız tekrar, en azından bu yayını tekrardan izleyecek dostlarımız için Gelecek Bilim'de Discord kanalında bulabileceksiniz. Bütün kaçırdığınız sorular varsa öncesindeki soruları da güzel 22 soruluk güzel bir vocab testi olduğunu düşünüyorum. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Geri kalan sorulara da 20 saniye de çok sanki demiş. Atiyas, hani cümle olduğu için bir tık okumanıza ve şıkları da göz atmanızı istediğim için öyle yaptım. Zira soru köklerine de bazı kelimeler yerleştirdim ki orada da hem kalıp hem kelime de görmüş olalım, sadece birebir doğru cevap üzerinden gitmeyelim. Bir doğru cevabı öğrenirken 4-5 de diğer yanlış ve soru köklerindeki kelimelerden de en azından bir sorudan minimum 3 kelime, 4 kelime öğrenmiş olalım istiyorum. Durum budur. Evet, hadi bakalım. Hız kaybetmiyoruz. Bir sonraki soru. Diyor ki, they have maintained a consistently neutral stance. They have maintained a consistently neutral stance. Stance'in eş anlamlısı tendency, direction, approach, stand. Bakalım. Doğal. Doğal diyorum. Natural'la karıştırdım. Neutral yani. Tarafsız neyini korumuş düzenli olarak onlar. Soruyu da ben bir önceki sorulardaki performansa bakarak iddialı arkadaşlarımızın kaçırmayacağını düşünüyorum. Derken sadece bir dostumuz stance'in karşılığı neutral stance, tarafsız duruş anlamında stand olacaktı. Approach demiş 3 arkadaşımız, yaklaşım manasında. Direction yön, tendency ise eğilim manasındaydı. Bir arkadaşımız da tendency demiş. Onlar consistently yani sürekli olarak doğal duruşlarını korumuşlar manasında. Böyle bir literal çeviri de yapayım size. Bakalım durum ne? Atiyasi bu sorudan tek doğru cevap veren dostumuz. Drawit Mild bu soruda yanlış yapmış. Az önce demiştim bir yanlış cevabına bakar. 1 ile 2 arasında bir puan azalması olmuş. MyBlood birincilik için biraz heyecanlandı. Atiyasi de iddiasını 71 puanı yükselterek birinciliğe göz kırpıyor. Güzel. Hemen bir sonraki soruya. Bilerek yaptım desem olabilir DrawitMind. Belki heyecan katmak istemiş olabilirsin quiz'e. Hemen bir sonraki soruya geçelim. The best teams in the country are vying for the prize. The best teams in the country are vying for the prize. Bakalım vying for, competing, longing, waiting, yearning.
biraz soru kökünden de sanki doğru cevabı bulabileceksiniz gibi düşünüyorum. Ülkedeki en iyi takımlar ödül için bekliyorlar mı? Ödüle hasretler mi? Ödül için yarışıyorlar mı? Bakalım durum neymiş? Evet, 5 arkadaşımız da kemiksiz doğru yapmış. Vying for'un yarışmak, rekabet etmek manasına geldiğini burada görmüşler. Drovik de yine 16.000 puanını almış. Veysel ve Bayonket de bu soruda en yüksek puan alan dostlarımız. Bu soru üzerinde anladığım kadarıyla bir sıkıntı yok. Hemen sıradaki soruya geçelim. Çok da uzatmayalım. 14. soru. The task was more arduous than I had calculated. The task was more arduous than I had calculated. Arduous, difficult, time consuming, appealing, pleasant. Doğru cevabımız ne? Bu sıfatta. Arduous sıfatının sinonimini, eş anlamlısını arıyoruz. Yine 4 arkadaşımız arduous sıfatını difficult olarak doğru bilmiş. Bir dostumuz time consuming demiş. Hani zaman alıcı, zaman tüketici manasında düşünmüş. Arduous'ta arkadaşlar YDS listi, kelime listelerinde yine ilk sıralarda göreceğiniz A harfi olması sebebiyle kelimelerden birisi. Burada difficult, zor ama birebir Türkçe çeviri yapacağımız zaman hani görev çetinliği, çetin, görev gayret gerektiren. Hani buradaki zorluk böyle biraz çetin ve gayretli manasındaki bir zorluk. Tabii difficult da karşılıyor. Pleasant hoş demek. Güzel, sevimli. O karşılamıyor birebir olarak. Appealing yine aynı manada cazip, çekici manasındaydı. Bu da doğru cevabımız değildi. Time consuming de zaman alıcı, zaman tüketici diye çevireceğiz onu. Doğru cevabımız difficult'tı. Diyor ki görev benim hesapladığımdan daha çetindi, daha gayret istiyordu şeklinde. Tafta olabilirdi. Doğrudur o ihtimal. Tafta olabilir. Yani bunlar hani bunu kullanacaksın illa diye bir şey yok ama mesela arduous bunu bir ekrana yansıtalım. Şöyle ben sizin için Cambridge Dictionary'de de bir arduous aratayım. Bu güzel bir kelime. Üzerinde durmak da istiyorum. Bu anlamda ekrana da yansısın istiyorum. Aynı şekilde güç, çetin, çok çaba gerektiren. Needing a lot of effort to do. Hani buradaki zorluk efor talep etmesinde kaynaklanan bir durum idi. Tough ise yazdım pardon. Senin yazdığın hangisiydi ona bir tam bakalım da yanlış. Tough. Yok bu direkt difficult'ın karşılığı olarak bunu alıyoruz. Hani daha sert, daha katı. Yani anlam farklılığını belki böyle ekrana yansıttığında daha iyi göreceksin. Arduous'un içerisinde bir gayret, bir çetinlik var. Bu direkt zorun sinonimi olarak yer alıyor idi arduous. Yani onu da ben bir işaret etmiş olayım. Bu soru üzerinde başka bir nokta yoksa hemen bir sonraki soruya geçelim. Botkaman, Veysel, Drobitmalt. İlk üçte soruda da ve genelde de yine Drobitmalt, Atiyasi. İkinci, o Atiyasi ikinciliğe yükselmiş. Maybolat üçüncülüğe düşmüş. Yarış kızıştı. Hemen bir sonraki soruya geçelim. 15. soru. He often sits idly instead of doing any useful work. He often sits idly instead of doing any useful work. Constantly mi, spotlessly mi, clearly mi, yoksa passively mi? Yine bir tık kolay bir soru. Ben siz dostlarımın soruyu da problemsiz geçeceğini tahmin ediyorum. Yine soru kökünde doğru cevaba bizi götürecek yapılar var. Bakalım 3 dostumuz da passively işaretlemiş. Doğru yapmışlar. Bu arada soru cevaplamadaki sayılar azalıyor. Arkadaşlar sıkıldıysanız bir 3-5 dakika ara verip veya bir ihtiyacınız varsa mola verebiliriz. Ufuk orada mısın? Seni hiç konuşturmadık. Seni hiç konuşturmadık.
yayına davet ettik ama. Yok hocam, ben dinliyorum sizi. Çok actionlı geçiyor. Soruları cevaplamıyorsun galiba. Ben buradan görüyorum. Yok hocam, ben kelime listelerini hazırlıyorum. Tamam. Bu soru özelinde de bir sıkıntımız yok. Zaten herkes doğru yaptı. Bir sonraki soruya geçelim. 16. soru. Biraz zor bir soru olacak. Children should be taught to be wary of strangers. Bakalım wary of neymiş? Hostile to, afraid of, careful about, fond of. Çocuklara, yabancılara karşı ne olmaları öğretilmeli? Yine soru kökünde cevabımız belli. Dört arkadaşımız dikkatli olmaları, yani careful about olmaları gerektiğini bilmiş. Burada diğer şıklarda yine güzel kelimelerimiz var. Afraid of, korkmak manasındaydı. Kolay bir cevap. Fond of neydi bakalım, onu hatırlayacak mısınız? Bir şeye düşkün olmak, bir şeyin, buradaki düşkünlük hani onu sevmek manasında, düşkün olmak, fond of. Hostile to da bir şeye düşman olmak, ona düşmanca davranmak gibisiydi. Wary of burada dikkatli olmak yapısının eş anlamlısı olacaktı. Herkes doğru cevapladığı için üzerinde durmayalım ve bir sonraki soruya geçelim. Atiyasi, Veysel, Bayonkep, Robic Mild ısrarla testimizi çözmeye devam ediyorlar ve 13.000 puana inmiş Robic Mild ile Atiyasi arasındaki fark. My Blood, Veysel, Bayonkep de ilk 5'teler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Sorularımız azalıyor. 5 sorumuz kaldı. Evet. The suspects were under police surveillance. The suspects were under police surveillance. Surveillance'ın eş anlamlısı. Detention, arrest, custody, observation. Doğru cevabımız neymiş bakalım. Şüpheli ne altında? Polisin neyi altında? Detention'ı, arrest'i, custody'si, observation'ı. Biraz farklı bir alandan soru. Biraz zor olabileceğini tahmin ediyorum. Ama cevaplarınızla beni yanıltabilirsiniz. Evet, 3 arkadaşımız polis gözetiminde olduğunu, polis gözetimine aldığını, surveillance burada gözetim manasındaydı. Bir arkadaşımız custody demiş. Custody'nin karşılığının burada hani ceza veya polis manasında düşüneceğimiz kolluk görevlilerinin custody'si, hani gözetimi altında manasında, ama surveillance'ın birebir karşılığı observation olacak. Bu police surveillance bir kalıp halinde, hani the suspect were under police surveillance. Under police surveillance ifadesi bir kalıp. O yüzden buna en yakın cevabımız observation oluyor. Arrest ve arrest tutuklama manasında. Detention da yine aynı şekilde yine bir gözaltı altına, ama bu aralarında bir takım böyle nüanslar var. Onu ekrana yansıtmamı ister misiniz? Robic Mild velayet anlamı da var demiş. Evet, hani annesinin, babasının veya bir yakınının velayeti gibi de düşünüldüğünde custody onu da karşılıyor. Hani burada benim dikkat çekmek istediğim daha polisle ilgili veya daha cezai durumlarla alakalı anlamlarıydı. Zaten genelde de yine doğru yapıldı. O yüzden hızlıca bir sonraki soruya geçelim. Atiyasi, Bayonkep, Robic Mild. Robic Mild son saniye böyle hop işaretlemiş. Sadece 86 puan alabilmiş. O yüzden bakıyorum Atiyasi de böylelikle birinciliği almış oldu. Robic Mild'la kapışacaklar. Son 5 soruda My Blood, Bayonkep, Vodkaman'da ilk 5'teler. Hemen bir sonraki soruya geçelim. 18. sorudayız. Son 4 sorumuz. The U.S., the United States government refrained from condemning Israel's attacks despite the rising civilian casualties. Bu soruyu biraz detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Soru kökünde de kelimeler hazırladık çünkü. Refrained from bakalım advocated mı, avoided mı, contemplated mı, acknowledged mı? Siz dostlarımız ne işaretleyeceksiniz? Doğru cevabı bulabilecek misiniz? Görelim. K
Kemiksiz dört dostumuz da avoided, kaçındı, çekindi manasında refrained from'un avoided'ı karşıladığını görmüşler. Diyor ki Amerikan hükümeti kaçınıyor, çekiniyor. Neyden çekiniyor? Yükselen sivil kayıplara rağmen İsrail'in ataklarını kınamayı, condemning dedi bu da, kınama. Despite, rağmen manasında. The rising civilian casualties de kayıplar. Hani hem ölü hem yaraları karşılayacak şekilde genel bir ifadedir. Haberlerde çok sık karşılaşılır. Yine YÖKDİL ve YDS gibi sınavlarda casualties, condemning, refrained from çıkması yüksek, ihtimal yüksek kelimeler. Evet, dört arkadaşımız puan almıştı. Drovik Mild, Atiyasi, Veysel, Bayonkep. Drovik Mild demiş ki Atiyasi'ye, ben son soruya kadar buradayım. Aralarında sadece 35 puanlık bir fark var. Bakalım bu yarış nasıl geçecek? My Blood, Bayonkep, Vodkamen de ilk 5'te rezervasyonlarını devam ettirmişler. Veysel, bir ihtimal ben de girer miyim 5.liğe, ilk 5'e diyor. Hemen next question diyelim. 19. soru. The project will be completed at the end of the decade, 2 years hence. The project will be completed at the end of the decade, 2 years hence. In progress, thus, until now ve from now olarak bu adverbleri de ben size koydum. Bakalım hangi adverb hence'i karşılayacak. Yine ben dört arkadaşımızın da kemiksiz burada doğru yapacağını tahmin ediyorum. Ezberden demiş. Evet, iki arkadaşımız from now olarak hence'in karşılığını doğru bulmuş. Bir arkadaşımız thus, bir arkadaşımız until now demiş. Diyor ki proje, decade neydi Ufukçum? Yayındaysan sana sorayım. Seni de çok şey yapmış olduk bu yayın, kusura bakma, sesini duyuramadık. Decade kelimesinin anlamı nedir Türkçe'de? Yok hocam, decade'in... Decade, Yunanca deka kökünden gelir ve deka Yunanca 10 demektir. Decade de o aradan türeye türeye İngilizce'de 10 yıllık zaman dilimine verilen isim. Diyor ki 10 yılın sonunda proje sonlanmış olacak. Diyor ki şu andan 2 yıl sonra. Yani şu an şöyle söyleyeyim, sağlayayım. 1998'de bu konuşuluyor gibi düşün. 10 yılın sonunda, yani 2000'lerde. 2000'de bu proje sonlanmış olacak diyor ama şu andan da 2 yıl sonra, yani 2 years hence. 2 yıl şu andan, 2 yıl sonra. Yani until now bu anlamda zaten soru kökünü karşılamıyor. Tas ise bunun için manasındaydı. Evet, in progress'te süreç, bu süreçte manasında oluyordu ama biz burada belli bir noktadan 2 yıl sonrasını, yani şu anki noktadan belli bir süre sonrasını ifade eden hence kelimesini kullandık. Bayonkep'te decade 10 yıl demektir demiş. Doğru. Decade kelimesi burada asıl benim sizin dikkatinizi çekmek istediğim kelimeydi. Soruyu hence ile kurduk. Bakalım durumlar ne? Veysel 12 bin puan almış bu soruda, birinci olmuş. Atiyasi ve doğru cevap veren diğer dostumuz. Bayonkep ile Drovid Mayat da yanlış cevap vermişler. Atiyasi birincilikte son sorularda öne geçmiş oldu. Drovit Man ve Mayblad da devam ediyor. Biraz yoruldum ağzım. konuş. Evet, son 3 soru. You shouldn't underrate him. He is an extremely shrewd and able politician. Bakalım shrewd. O nasıl bir politikacıymış? Shrewd and able politician. Bakalım shrewd, bold mu, naif mi, clever mı, ambitious mı? Bir fikrin var mı Ufukçum? Shrewd kelimesi için. Shrewd. You shouldn't underrate him. Onu hafife almamalısın. Yok hocam ya. Çünkü o aşırı shrewd ve yetenekli bir politikacı. Bak ama shrewd, yani able, yetenekli manasına geliyor buradaki able kelimesi. Manipülatif mi? Clever, kurnaz. Hani clever burada aslında zeki olarak karşılıyoruz ama hani nasıl bir zeka var arkadaşımızda, bu politikacı arkadaşımızda, hafife alınmaması gereken, underrate yapılmaması gereken arkadaşımız. Extremely shrewd, aşırı derecede kurnaz ve yetenekli bir politikacıdır. Hani buradaki zeka biraz kafası hinliye çalışılıyor. Yoktaki o shrewd o tip bir zekayı karşılıyor idi.
Able kelimesi de bu anlamda dikkat çekmek istediğim diğer kelime bu soruda sizlere. Dostlarım, bu konuda, bu soruda bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Shrift'teki hani zekayı umarım vurgulayabilmişimdir. Yani hani kafası cinliğe çalışan, hinliğe çalışan zeka. Yani Türkçe'de açık göz filan da deriz ya, uyanık deriz. O tip bir kelime ama birebir clever'la bunu burada karşıladık. Bakalım sonuçlar nasıl? Atiyasi, Drovid, Mild yine puanlarını almışlar. Bayon Kepler, Veysel yanlış işaretlemiş. Atiyasi ve Drovid, Mild arasında yaklaşık 32 bin puanlık bir fark var. Kapanır ya da kapanmaz bilmiyorum. Merakla bekliyorum ikisinin bu yarışını. Bir sonraki soru. Son iki sorumuz. Bir tık kolay soru sorduk bu sefer. Diyor ki, she knew that taking on the job meant putting her career at stake. She knew that taking on the job meant putting her career at stake. Added bankruptcy, comfort in danger. Bakalım doğru cevabımız ne? At stake yapısını Atiyasi ile Drovid Mild kaçırmayacaktır. Veysel de aynı şekilde. Evet, 3 arkadaşımız at stake'in yine tehlike anlamına geldiğini tespit etmişler ve doğru işaretlemişler. Bir dostumuz comfort demiş. Ya comfort burada tabii düşünülebilir belki soru manası ama at stake tabii ki bunun tam karşılığında. Neyi biliyormuş o? Bu işi almanın kariyerini tehlikeye atmak olduğunu biliyordu gibi çevireceğiz. Bankruptcy iflas manasında çok karşılamıyor. Onu çeldirici olsun diye bir tık koydum. Deed de burada eylem manasında ama nasıl bir eylem? Hani bir şeyi cesaretle davranmak manasındaydı. Belki dostlarımız buna da akılları çeler diye Deed'i bu manasıyla koydum. Ama buradaki at stake in danger manasındaydı. Son saniye sallaması denedim, cümle yapısından çıkaramadığım için demiş Bayon Cap. Valla puanın 556 puanını olmuş olan canın sağ olsun. Drovid Mild, Atiyasi yarışmada ilk ikideler. My Blood 3. Veysel 4. Bayon Cap 5. Bakalım ilk 5 sizde oluştu zaten. Otkaman belki yine ilk 5'e girebilir. Sorularımız tükeniyor. Bu son sorumuz. I longed for a cold shower after my run. I longed for a cold shower after my run. Longed for took manasına mı geliyor? Needed, yearned for, deserved. Bakalım. Long for yine YDS YÖKDİL kelime listelerimizden. Sizler hangisini işaretlediniz ve quizimizi kazanan kim oldu? Bu soruyla beraber cevabını alacağız. Atiyasi mi, Drovid Mild mı? Arkadaşlar, long for özlem duymak manasındaydı. Desert hak etmek, needed ihtiyaç duymak. Took da hani took a cold shower. Took'u bilerek koydum. Burada longed for, yani bir şeye long olmak İngilizce'de, onu özlemek, ona hasret duymak manasındaydı. Bu long for fiilini bu anlamda eğer bilmiyorsanız kelime listelerinize ve defterlerinize yazın arkadaşlar. Yearned for'un, yani yearn for fiilinin sinonimi. Evet, final sonuçlarımıza bakalım. Atiyasi 205 bin puanla yine bu quiz bizim birincisi oldu. Tebrik ediyoruz seni dostum. Aynı şekilde Drovid Mild, ikinciler hatırlanmaz deme. Senin de ikinciliğin kutlu olsun. Bayağı birinci de götürdün. Son 3-4 soruda sıkıntı yaşadın. Hatta kendi iddian yanlış işaretlemeyi bilerek yaptım idi. My Blood 3. oldu. İlk üçümüz bu isimlerden oluştu. Veysel dostumuz, Discord sorumlumuz Gelecek Bilimden'in. O 4. Yenal Vodkaman 5. düzenli takipçilerimizden Bayon Cap 6. oldu. Delay DDR5 eksi puanda bitirmesine rağmen 7. ve Unexpected GG de 8. oldu. Zaten sorulara cevap veren dostlarımız ilk 6'daki dostlarımızdı. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu
bu manasıyla QuizKit'teki 22 soruluk YDS kelime testimizi bitirmiş olduk. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar, test hakkında, İngilizce hakkında veya bambaşka konular hakkında biraz chatten sizlerle hem sohbet etmiş olalım, yavaş yavaş da yayınımıza son verelim. Ne diyorsunuz? Güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Atiyasi demiş ki elinize sağlık. Sizin ellerinize sağlık. Sen de zaten birincimiz oldun. Devamını ister misiniz? Tekrar böyle yapalım mı? Madem long for var, yearn for'a ne gerek var? Elinize sağlık. By the way bu arada demiş. Bunu bana sorma dostum. İngilizlere sor. Neden var? Ben cevabını verebilecek düzeyde değilim. Bu kadar geniş ve derin bir sorunun. Ben işime bakıyorum. YDS'de sinonim olarak sorduklarında yaparım, geçerim, puanımı alırım. Pragmatizmindeyim. Bu tip dil felsefesi sorunlarını belki daha geniş zamanlarda ele alırız. Evet, başka şu İngilizler demiş. Yok ya, İngilizlerin bir suçu yok Fred Q. Evet, başka bir sorunuz yoksa Veysel demiş her seferinde farklı İngilizlere bir... İngilizlere laf söyletmem buradan. Veysel ne demiş? Her seferinde farklı bir tema işlenebilir belki bu quizlerde. Bu şeyde dediğim gibi YDS kelimelerini seçtim. Kelime listelerinden sizlere cümleler oluşturdum, sorular. Yani asıl hedefim hani doğru cevaptan ziyade, fark ettiyseniz zaten sorular doğru cevaba yönlendirecek şekildeydi çoğunlukla. Soru köklerine ve yanlış cevaplara bazı kelimeler ekleyerek, yani 22 soruda minimum 60-70 kelime geçelim istedim. Böylelikle ekrana da yansımış olduk. Kayıttan izleyecek dostlarımız da hem testi hem de konu anlatımını elde etmiş olacaklar. Evet, ben yoruldum. Bir saati de bulduk. Ufukçum, son söz olarak sana bir söz verelim. Sen de duygularını ve görüşmelerini bizimle ilet. Ondan sonra olaysız dağılalım istiyorum. Yayın güzeldi. Ben çok eğlendim. Katılamadım yarışmaya ama kelimeleri çok öğrendim. Arkadaşlar da öğrendiyse herkese keyifli vakitler dilerim. Tamamdır. Teşekkür ederiz sana da geldiğin için. Son kez hatırlatıyorum. Bu QuizKit'te sorduğumuz sorular ve cevapları Gelecek Bilim'de Discord kanalında English Club forumunda bulabileceksiniz. Orada bir önceki yayınlarımızın da kelime listeleri ve konu anlatımları mevcut. Ara ara orada ben farklı kaynaklarda paylaşıyorum. Sizleri oraya da katılmaya bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çıkışı da verelim.